Türklerde devlet yöneticisi nasıl seçilir ve görevleri nelerdir? Kut anlayışı Türklerde hakimiyeti ifade ediyordu. Kut, Tanrı'nın devleti yönetme yetkisini kendi iradesiyle bir kişiye vermesi demekti. Onun görevi Gök Tengri'nin buyruğuyla halka hizmet etmek ve tüm dünyayı barış içerisinde birleştirmekti. Zira gökyüzünde bir tanrı, yeryüzünde de onun temsilcisi bir hükümdar olurdu. Buna örnek olarak Asya Hun İmparatoru'nun unvanı, Gök Tanrı'nın, Güneş'in, Ay'ın tahta çıkardığı Tanhu idi. Asya Hun İmparatoru benim hükümdar olmamı Tanrı kararlaştırdı diyordu. Asya Hunlarının uzantısı olan Avrupa Hunları lideri Atilla'ya da Tanrı'nın kırbacı deniyordu. Hun elçileri Roma elçilerine Tanrı'nın Atilla'ya yetki verdiğini söylüyordu. Göktürk yazıtlarında da bu durum şöyle ifade ediliyordu. Tanrı'ya benzer, Tanrı'da olmuş Türk Bilge Kağan. Babam Kağan ile anam hatunu Tanrı tahta oturttu. Tanrı irade ettiği için, kutum olduğu için Kağan oldum. Tüm bunlarla birlikte Türk Kağan'ı insanüstü bir varlık sayılmazdı. Belli sorumlulukları vardı ve bunları yapmazsa kut tehlikeye girer, isyanlar çıkar, tahttan indirilirdi. Peki bu sorumluluklar nelerdi? Ünlü siyaset kitabımız Kutadgu Bilig'de şöyle söylenmektedir. Bir hükümdar kuldan fakir adını kaldıramazsa nasıl hükümdar olur? Halk tok olmalı. Memur ve işçilere aç mısın, tok musun diye sormalı. Yusuf Has Hacip 11. yüzyılda yazdığı bu eserinde halkın hükümdardan istediklerini şöyle sıralamıştır. İktisadi istikrar, adil kanun ve asayiş. Daha sonra şöyle devam etmiştir. Ey hükümdar, sen önce bunları yerine getir. Sonra kendi hakkını isteyebilirsin. Bey, iyi kanun yap. Kanuna kendin riayet et ki halk da sana itaat etsin. Bey, kudretli ol. Halkı kudretli kıl. Bunun için onun karnını doyurmak lazımdır. Peki Kutadgu Bilig'de geçen bu ifadeler yapılmazsa, yani yönetici sorumluluklarını yerine getirmezse ne olurdu? O zaman Tanrı tarafından yönetme hakkı verilmiş olan idarecinin bu vasfı düşerdi. Tanrı'nın kutu geri aldığı düşünülürdü. Göktürk tarihinde genç hükümdar İnel Kağan'a karşı 716 yılı ihtilali bu gerekçeye dayanıyordu. Ayrıca Türklerde Kağan töreye uymak zorundaydı. Toy yapmalı ve halkın temsilcilerine, yani o dönemki meclise danışarak istişare yapmak zorundaydı.